Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için keyifli, güzel bir masal hazırladım. Umarım beğenirsiniz, keyifle ve zevkle izlersiniz. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, bugünkü masalımızın kahramanı Nasreddin Hoca. Nasreddin Hoca, Türk geleneğimizin ve kültürümüzün en önemli masal kahramanlarından bir tanesidir sevgili çocuklar. Sultan Alaaddin'in yönetimindeki Anadolu şehrini 3 adet ilim irfan görmüş, kendini beğenmiş ve Müslüman halkı sorularıyla küçük düşüren, küçümseyen 3 tane papaz Sultan Alaaddin'in izniyle Anadolu'yu gezmeye gelmişler sevgili çocuklar. Bu kendini beğenmiş ükela 3 papaz gezerlerken yolları Akşehir'e denk gelmiş. Kasabanın ortasında gezerlerken kasabalıya demişler ki, bu şehrin en akıllı, en bilge kişisi kimse, onu getirin de onunla bir münazara yapalım, bir bilgi yarışı yapalım demişler. Hemen kasabalının aklına Nasreddin Hoca gelmiş. Nasreddin Hoca'ya haber gider. Nasreddin Hoca eşeğine, yani kara kaçanına binip o kasabanın meydanına gelir. İner ve o 3 papazı selamlar. Buyurun, benimle münazara edecekmişsiniz. Bakalım nedir konu der. Papazlardan bir tanesi, bu kasabanın en ileri gelen, en bilge kişi, kendini hacı zanneden hoca efendi sen misin? Onlar şey yapmışlar canım, her ne kadar da o kadar da değil ya demiş, böyle bir mütevazi tavır göstermiş papazlara karşı. Biz de demiş çok ilim gördük. Bu ilmimizi, bu bilgimizi seninle yarıştırmak istiyoruz. İster misin demiş. Nasıl yapacağız? Biz demiş sana soru soracağız. Bakalım sorduğumuz sorulara cevap verebilecek misin? Verebilecek misin? Ne kadar bilgilisin görelim demişler. Hoca, bilmem, sorun bakalım, belki bildiğimiz bir şeydir demiş. Evet sevgili çocuklar, bu Nasreddin Hoca yaklaşık 12 dalda eğitim görmüş, bilgili, nüktedan, kültürlü, nezaketli birisidir sevgili çocuklar. O kadar basite, hafife alınacak bir zat-ı muhterem değildir. Allah gani gani rahmet eylesin. Nasreddin Hoca'nın yattığı hur nür olsun. Makamı cennet olsun inşallah. Bu kadar da nüktedan mütevazi bir hocadır, masal kahramanımızdır Nasreddin Hoca sevgili çocuklar. O papazlardan bir tanesi öne çıkar. Söyle bakalım Hoca Efendi, dünyanın ortası neresidir? Hoca hemen kuvrak pratik zekasıyla ya hayır, Allah müstahakınızı versin. Sonra bu soruyu mu sordunuz ya? Ben de esaslı bir soru soracağını zannettim. Bunu bilmeyen ne var ya demiş. Dünyanın ortası şu benim kara kaçanın sol arka ayağının bastığı yerdir demiş. Bunu bilmeyecek ne var? Papaz şaşırmış. Ne? Nasıl yani? Sen demiş, nereden biliyorsun demiş dünyanın ortasının, bu eşeğin, merkebin ayağının bastığı, sol ayağının bastığı yer olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun demiş. Yahu demiş, bunu bilmeyecek ne var? Alın elinize metreyi, eski dilden arşını, arşınlayın demiş ya. Arşınlayın, eğer burası değilse dünyanın ortası, ben genelliği kabul ediyorum vallahi kardeşim demiş. Çaresiz papaz, yapacak bir şey yok. Eline arşını alıp metre metre dünyanın orta noktasını bulacak değil ya. Adam kenara çekilmiş. Ve diğer papaz ortaya gelmiş. Hoca efendi, ben gök bilimciyim. Söyle bakalım demiş. Bu gökyüzünde akşam olunca kaç tane yıldız ortaya çıkıyor? Gökyüzünde kaç tane yıldız var ha? Hoca, ya der ya,
Beni bunun için mi çağırdınız? Bu soruyu bilmeyecek ne vardır ya? Bu gökyüzündeki yıldız benim eşeğimin sırtındaki kıl kadar. Benim eşeğimin sırtında ne kadar kıl varsa gökyüzünde de o kadar yıldız vardır der. Adam şaşırır. Abi der, nereden biliyorsun hoca efendi? Eşeğin sırtındaki kıl kadar gökyüzünde yıldız olduğunu. Bunu bilmeyecek ne var? Eğer inanmıyorsan say. Benim eşeğin sırtındaki tüyleri de say. Eşit çıkmazsa ben yenilgiyi kabul ediyorum der. Hadar döner bir eşeğe bakar, bir gökyüzüne bakar. Hocaya söyleyecek bir sözü olmadığı için o da bir kenara çekilir sevgili çocuklar. Bu kez üçüncü papaz mağrurlana mağrurlana kaymadanın ortasına gelir. Söyle bakalım hoca efendi. Şu benim sakalımdaki kıl kaç tanedir? Ha? Sakalımda yüzümde kaç tane tüy var? Bunu bile biliyorsun der. Hoca, hay senin Allah müstahakını versindir ya. Ya bunu bilmeyecek ne var? Senin yüzündeki, sakalındaki tüy kaç tane ise benim karakaçanın kuyruğundaki tüy de o kadar. Der ki ya sen nereden biliyorsun eşeğin kuyruğundaki tüyle benim sakalımdaki tüyün aynı eşit olduğunu? Vallahi ben orasını bilmem der. İnanmıyorsan gel der bir tüy benim karakaçanın kuyruğundan kopartalım. Bir tüy de bir kıl da senin sakalından kopartalım. Tek tek koparta koparta sayalım. Eğer eşit çıkmazsa ben bu yenilgiyi kabul ediyorum der. Gider papazın sakalından bir tane kıl çat diye kopartır sevgili çocuklar. Papaz yandım anam diye ortadan köy meydanından koşarak kaçmaya başlar. Topukları yağlarlar sevgili çocuklar. Bütün kasabalı o üç papazın arkasına kahkaha atarak katıla katıla gülmeye başlarlar sevgili çocuklar. Kasabalı hemen hocanın etrafını sarar. Ya hoca efendi sen ne yaptın? Ne dedin de bu adamları buradan kaçırdın? Topukları zor yağlayıp kaçtılar ya der. Hoca aynı nükteden tavrıyla, sevimli, sempatik tadıyla, tavrıyla der ki ya sormayın der. Adamlar gelmişler burada güya kendini beğenmişler. Bizim Müslüman halkımızı küçümsemeye kalkıyorlar. Sorularıyla bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bana dediler ki ya bu gökyüzünde kaç tane yıldız var diye sordular. Ben de gökyüzündeki yıldız sayısı benim eşeğimin sırtındaki kıl sayısı kadardır dedim. Onlar da şaşırdılar. Bir cevap bulamadı. Kenara çekildi. Bir diğeri geldi. Efendim işte dünyanın ortası neresi diye sordu. Ben de dünyanın ortası benim kara kaçan eşeğimin sol arka ayağının bastığı yerdir dedim. İnanmıyorsanız ölçüm bakın dedim. Ya tabii ki ölçüm. Ölçmeye kalsalar nasıl ölçecekler? Şuradan başlayıp şöyle ölçüp dönseler gelseler yine bu noktaya gelecekler değil mi? Adamlar ona da şaşırdı. Söyleyecek bir cevap bulamadı. O da bir kenara geçti. Öbürüsü geldi salak. Dedi ki ya benim sakalımda kaç tane kıl var biliyor musun diye sordu. Sayısını biliyor musun diye sordu. Ben de benim eşeğimin karakaçanın kuyruğunda kaç tane kıl varsa senin sakalında da o kadar kıl var dedim. Gittim onun sakalından bir tane kıl kopartıp saymaya başladım. Adam yandım anam diye topukları yağlayarak üçü birden kaçtılar gittiler der. Ve kasabalı hocanın bu nükteden âli cenab sorulara verdiği cevaptan çok bahtiyar olmuşlardır. Ve kahkahalarla o papazların karşısına gülmeye başlamışlar. O gün mutlu, mesut bir gün geçirmişler sevgili çocuklar. Ve Nasrettin Hoca'ya verdikleri cevaptan dolayı halk köylü çok teşekkür etmiş. Evet, bir kez daha Allah'tan sevgili, rahmetli Nasrettin Hoca'mıza rahmetler diliyoruz. Nurlar içinde yatsın sevgili çocuklar. Nasıl, hikayemi beğendiniz mi? Evet, ben de bunu zaman zaman beğenerek zevkle anlatırım sevgili çocuklar. Beğendiğiniz için çok mutlu oldum, çok bahtiyar oldum. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Gözlerinizden öpüyorum sevgili çocuklar.